Sevgili izleyicilerimiz, bir başka Bilin Bakalım programıyla Konya'da Konya Bilim Merkezi'ndeyiz. Bu bölümde sizlere sağlıklı nefes almayı, yani solunum sistemimizi anlatacağız. Biz insanlarda solunum organlarıyla dış ortamdan alınan oksijen, akciğerlerden kana geçerek doku hücrelerine taşınır. İnsanlardaki solunum sistemini oluşturan organlara bakacak olursak, ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerimiz. Göğüs boşluğunda bulunan akciğerler sağ ve sol akciğer olmak üzere bir çifttir. Sağ akciğer 3 loblu, sol akciğer 2 lobludur. Sol akciğerin küçük olmasının nedeni yanında kalbin bulunmasıdır. Soluk alıp verme, kaburgalar arası kasların ve diyafram kasının kas alıp gevşemesiyle gerçekleşir. Hayatta kalabilmemiz için gerekli oksijen akciğerlere gönderilir. Solunum sistemi kalp vasıtasıyla organlarımıza oksijen taşır ve organlarımızda birikmiş olan karbondioksiti dışarı atar. Hangi akciğere hava doldurmak daha kolaydır? Şimdi gelin solunum sistemimize nasıl zarar verdiğimizi hep birlikte görelim. İşte bu mekanizmada sigara içen bir kişinin akciğerini görüyorsunuz. Ve kolu her itip çektiğimde o kişinin nefes alışverişinin ne kadar zor olduğunu duyuyorsunuz. Akciğerlerin genişlemesi ve büzülmesi de bir o derece ufak. Hemen yandaki akciğerde ise sigara içmeyen bir insanın akciğerini görüyoruz. Mekanizmayı her açıp kapattığımızda nefes alışverişi sigara içen kişinin akciğerinin nefes alışverişinden çok çok daha büyük. Sevgili gençler, özellikle de çocuklar, işte insanoğlunun sigara içerek kendi kendine ne kadar zarar verdiğini görebiliyorsunuz. Hemen yanımızda sigara içmeyen bir kişinin akciğeri var. İşte net bir şekilde gördük, tertemiz. Ama yanda sigara içen bir kişinin akciğeri ise büzüşmüş ve kararmış. Solunum yollarının uzun süreli iltihaplanması sonucu oluşan astım hastalığı, solunum yollarının daralmasına neden olur. Hücrelerin ürettiği mukus oranı artarak soluk alıp vermeyi zorlaştırır. Astım solunum yollarını daraltır ve nefes alıp vermeyi zorlaştırır. Astımı olan kişiler öksürük ve hırıltı atakları geçirir. Göğüste sıkışma meydana gelir. Bu bir kamıştan nefes alıp vermek gibi bir his oluşturur. İşte şimdi gelin astımlı solunum yoluyla sağlıklı solunum yolu arasındaki farkı uygulamalı görelim. İşte mekanizmanın yanına geldik. Düğmemizi sağlıklı solunum yollarının olduğu bölüme çeviriyorum. Ve demiri kendime çektiğimde ve indirirken hiç de zorlanmıyorum. Bu sağlıklı bir kişinin sağlıklı nefes alıp verdiği anlamına geliyor. Düğmeyi astımlı solunum yoluna çevirdiğimde mekanizmayı çok güç kaldırıp çok güç indirebiliyorum. Bu da astımlı kişinin zor nefes alıp verdiği anlamına geliyor. Solunum sistemimizi korumak işte bu yüzden çok önemli. Sevgili çocuklar ve değerli gençler, akciğerlerinizi korumak ve daha sağlıklı yaşamak için umarım anlattıklarımız işinize yarar. Sevgili izleyicilerimiz, Bilin Bakalım programının bu bölümünde sizlere solunum sistemini anlattık. İşte bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız sizleri Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim Merkezi'ne bekliyoruz.